için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Sayın Üsturmak Hocamız, Sancaktepe Edep Platformu kıymetli yöneticilerimiz, kıymetli protokol değerli hocalarımız, merak eden eğitimciler kanalı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz, öğrencilerim Allah'ı soruyor. Diğer konferanslarımızın konuları içinde yine sizlerden görüş alacağız. Şimdiden hem katılımınız hem de görüşleriniz ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz. Çok kıymetli hocamız Salih Kırmızı hocamızı Kur'an-ı Kerim tilaveti için kürsüye davet ediyorum. والأرض
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة bu güzel tilavetler dolayı salihlerimiz hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı, çok kıymetli Yusuf Irmak hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, kıymetli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, insan arar. Nasibini arar. Rızkını arar, geçmişini arar, geleceğini sordular. Kainata bakar, yaratıcısını sordular. Özellikle de çocuklar, genç dimağlar nereden geldiğini, nereye gideceğini, niçin geldiğini sorar. O sorduğu zaman geçiştirmek için değil de doğru, anlamlı ve onu hakikatle buluşturacak şekilde cevap vermek için bu programları inşallah devamı da geleceği için varı diyorum. Düzenledik. Cenab-ı Hak hayırlı bereketli eylesin. Geleceğin diğer arkadaşlarımızın bir kısmı herhalde yolda var, yetişemediler ama biz bir taraftan programımıza başlamamız gerekiyordu. Bu iş keyfiyette, kemiyetten ziyade keyfiyete bakıyor. Bir kişi bile bu işi sahiplense, çocuğunu dahi yetiştirse, bir anne kendi çocuğu için eğitimcilik vazifesini yerine getirse bu iş anlamını bulmuş olur. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Çıkışta bir katılım formumuz var. Onu doldurduğunuz takdirde katılım sertifikası verilecek. İsminizi özel Osmanlıca da yazdırabilirsiniz. Hem o forma göre de bundan sonraki programlardan sizleri haberdar edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Çok kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda ve güzel konuşmasından dolayı. Şimdi de Dumlu Pınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İdris Tüzür hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Başkanımız da hoş geldiniz dedi aslında. Konuşmaya başlamadan önce biliyorsunuz bugün Filistin'de çok büyük zulümler icra ediliyor. Allah yardımcıları olsun. Amin. Bir tarafta 1 milyarın üzerinde bir İslam alemi var. Bir tarafta da işte Yahudiler gözlerimizin önünde
canlı yayında Müslüman kardeşlerimizi, masum çocukları, kadınları, ihtiyarları, sivil insanları öldürüyorlar. Bir şey yapamamanın ezikliğini, vicdan azabını çekiyoruz. Ancak yapabildiğimiz şey bir duamız var. İnşallah Allah bizleri affeylesin. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar, Filistinleri unutmayalım. Onlara hususi dua edelim. Kur'an-ı Kerim'de, hani İsra suresinde Yahudilere hitaben Cenab-ı Hak, siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. İşte bu iki fesatı çıkarmanızın ardından güçlü, kuvvetli kullarımızı sizin üzerinize göndereceğiz. Onlar sizi işte şöyle öldürecekler tarzında ayetler var. Alimler değişik şekillerde açıklamışlar ama Said Havva'nın şöyle bir açıklaması var. Diyor ki, birinci katliam, Yahudilerin maruz kaldığı birinci katliam, Babil hükümdarı Buhtun Nasr döneminde yapılmıştır. İkinci katliamı da diyor müfessirler, işte İsa Aleyhisselam'dan 70 yıl sonra Romalılar zamanında yapılan bir katliam var. O katliamdan sonra zaten Yahudiler bütün dünyaya dağılmışlar. Fakat benim kanaatim o ki diyor, bu ikinci katliam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet kopmadan önce Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılacak bir savaştan bahsediyor. Benim kanaatim o ki Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği ikinci Yahudi katliamı buna işarettir diye söylüyor. Cenab-ı Hak Müslümanlara güç versin, kuvvet versin. Bugün uluslararası faaliyetlerde hiçbir zaman ahlak, hiçbir zaman adalet söz konusu değildir. Söz konusu olan şey güçtür, kuvvettir. Güçlü olan haklıdır tarzında bir anlayış var. İşte İsrail'in, işte Amerika'da güçlü, kuvvetli olmalarından dolayı, Amerika'yı, İngiltere'yi arkalarına almalarından dolayı pek çok ülkenin başkanları boyunlarını büküyorlar. Bunların gücünden, kuvvetinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. O hadiste yanlış hatırlamıyorsam küçük Allah'ın küçülttüğü, büyük de Allah'ın büyüttüğüdür ifadesini kullanıyor. Kolay nedir arkadaşlar? Kolay Allah'ın kolaylaştırdığıdır. Zor nedir? Zor da Allah'ın zorlaştırdığıdır. Hani eskiler demişler ki, hak hayrederse işini mermere geçirir dişini. Hak hayretmezse işini muharrem yerken kırar dişini. Cenab-ı Hak Filistinli kardeşlerimizin, bütün dünyadaki mazlum, masum, Müslüman kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın. Ehli küfrün işlerini zorlaştırsın. Onların aralarındaki birliği düşmanlığa tebdil eylesin. Şimdi genellikle bu tür faaliyetler olduğunda Müslümanlar bir galeyana geliyorlar. Boykot yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. Fakat bu hadise geçtikten sonra bir hafta, iki hafta, bir ay sonra artık o hadise unutuluyor. Herkes normal hayatını yaşamaya devam ediyor. Arkadaşlar biz şu sorunun cevabını bulmaya çalışmamız lazım gelir. Dünya üzerinde bakın zulme maruz kalan pek çok Müslüman var. Filistinler başta olmak üzere bütün dünyada zulme maruz kalan Müslümanlar var. Bizim böyle günlük hesaplar olarak değil de geniş bir perspektiften bütün dünya Müslümanlarını içinde oldukları zulümden nasıl kurtarırız? Yani bunun hesabını, bunun planını, bunun projesini yapmamız lazım gelir. Konumuz işte ateizm Allah'ın varlığıyla ilgili ama bu konuyu önemli gördüğüm için kısa bir şey daha anlatıp bitirmek istiyorum.
Günümüzde en çok kullanılan kelimelerden birisi strateji. Stratejiyi tarif ederken demişler ki, hedefe ulaşabilmek için yapılması gereken şeylerdir demişler. Yani senin bir hedefin var, bu hedefe ulaşmak için plan yaparsın, proje yaparsın. Bu plan ve proje dahilinde hareket ederek ne yaparsın? Amacına ulaşırsın. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamber olmuş. 23 yıl bakın dünya tarihinde böyle bir hadise yok. Eğer tarihi kayıtlar olmasa buna masal deriz geçeriz. Ama masal değil gerçek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliye dönemini asr-ı saadete dönüştürmüştür. Dünya tarihinde eşi benzeri yok. Fransız bir tarihçi var. Lamartin adında Osmanlı'ya böyle muhabbet duyan, Osmanlı'yı seven bir tarihçi, Osmanlı tarihini yazmış. Kitabının baş tarafında da Osmanlı'nın dini hakkında bazı bilgiler sunmuş. Orada Peygamberimizden bahsederken çok çarpıcı şöyle bir cümle kullanmış. Sizden ricam, buradan ayrılırken belki anlattığım çoğu şeyi unutacaksınız ama şu söylediğim sözü hiç unutmayın. Lamartin diyor ki, eğer bir insanın dehasına, dahi olduğuna dair 3 tane kriter kabul edilse, bu 3 kriter de amacın büyüklüğü, araçların küçüklüğü ama muhteşem sonuçlar, muhteşem neticeler, bir insanın dehasını gösteren kriterler olarak kabul edilirse, dünya tarihinde Muhammed'den daha büyük bir şahsiyeti kimse gösteremez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın 40 yaşında peygamber olduğu zaman şirke meydan okudu, Yahudiler meydan okudu, Hristiyanlığa meydan okudu. Dünyadaki bütün dinlere, bütün ideolojilere meydan okudu. Amaç büyük ama amacını gerçekleştirebilmek için Peygamberimizin elinde araç namına, vesile vasıta namına hiçbir şey yoktu. Bütün kavmi, bütün kabilesi, hatta amcası bile ona düşmandı. Ama 23 yıl sonra harikulade bir netice ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri hakkında diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kuntum hayra ümmetim uhricat linnas. Sizler insanlık alemi için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peygamberimizin hayatından bahseden kitapların hepsinde mutlaka bir cahiliye dönemiyle ilgili bilgiler verilir. Cahiliye döneminde sahabeler çok kötü bir yaşantıları var ama 23 yıl arkadaşlar bu dile kolay 23 yıl içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliye dönemini asr-ı saadete dönüştürmüş. Şimdi bugün hani kişisel gelişim kitapları yazılıyor. O kişisel gelişim kitaplarında çokça zikredilen bir söz var. Diyor ki başarılı olmak istiyor musunuz? Evet başarılı olmak istiyoruz. Bu kitaplar ne diyor biliyor musunuz? Başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanları modelleyiniz. Zengin olmak istiyorsun. Zengin olan insanlar var. Onların hayatını incele. Onlar nasıl hareket ettiyse sen de öyle yap. Arkadaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliye dönemini asr-ı saadete dönüştürmüş. Başarılı olmuş. Bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'de bakın tebliğden bahsediyor. Cihattan bahsediyor. Değil mi? Emri bil mağruf nehyanil münkerden bahsediyor. Bütün bunların temelinde bozuk olan bir toplumun ıslah edilmesine yönelik bir tavsiye var. Biz içinde bulunduğumuz fesada uğramış bu toplumu yeniden Kur'an ve sünnete göre şekillenmiş bir toplum haline getirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim örnek bir toplum olarak sahabe toplumunu gösteriyor. Fert bazında, birey bazında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, toplum bazında da sahabe cemaatini, sahabe toplumunu bize örnek olarak gösteriyor. Biz
Hazreti Muhammed'i şahsımız için örnek kabul edelim, ona benzemeye çalışalım. Ama toplumumuzu da adeta asr-ı saadet toplumu haline getirmeye çalışalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ha işte nasıl yapacağız? Adamların dediği, başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanları modelleyiniz. Bu konuda Peygamberimizin hayatı dünya tarihinde kimseye nasip olmayacak bir şekilde, çok tafsilatlı bir şekilde kaydedilmiştir. Peygamberimiz nasıl yürürdü? Peygamberimiz nasıl konuşurdu? Peygamberimiz nasıl yatardı? Peygamberimiz kalktığında ne derdi? İnsanlarla konuşurken nasıl konuşuyordu? Bütün tafsilatıyla bakın Peygamberimiz hayatı ortaya konulmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cahiliye dönemini nasıl asr-ı saadet hale dönüştürdüyse, biz Peygamberimizin hayatına, sahabenin hayatına, Kur'an'a, sünnete yönelip işte bu toplumu yeniden asr-ı saadet haline nasıl dönüştürürüzün şifrelerini bulabiliriz. Yapmamız gereken şey bu. Kur'an'a ve sünnete yönelip yeni bir toplum oluşturmanın şifrelerini, formüllerini biz Kur'an'dan, sünnetten çıkarıp gayret edebiliriz. Yani yalnızca böyle Müslümanlar zulme maruz kaldıkları zaman hemen galeyana gelip boykot edelim, şunu edelim, bunu edelim değil. Bunu geniş bir perspektiften ve bulunduğumuz yerden başlayarak, başta kendi şahsımız, ailemiz, içinde bulunduğumuz toplumu ıslah etmeye çalışarak bütün dünya milletlerine örnek bir toplum oluşturmakla işe başlamak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadıktan sonra yalnızca günlük hadiselerle problemlerimize biz çareler bulamayız. Bunu hususi olarak bunun üzerinde durmak mecburiyetimiz var. Şimdi konumuz çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatacağız? Üstad Bediüzzaman bakın 1948'de Denizli hapishanesinde savcılara ve hakimlere bir mektup yazmış. Mektubunda şöyle diyor: efendiler, biz sizinle uğraşmıyoruz. Siz niçin bizimle uğraşıyorsunuz? Çünkü biz sizinle değil, bundan 50 yıl sonra gelecek nesli büyük bir vartadan, büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü diyor Üstad Bediüzzaman, bugün yapılan tahribatlar neticesinde, bakın bugün yapılan tahribatlar neticesinde 50 yıl sonra bu toplum %90'ı nefsi emmareye tabi olacak ifadesini kullanıyor. Sene 1948, 50 kabul edin, bakın 1950 kabul edin. Üstadın söylemiş olduğu şey 50 sene sonra dediği 2000'li yıllar. Biz 2023'teyiz, yani onun bu sözünün üzerinden 75 yıl geçmiş. Gerçekten bugün gençlerin haline baktığımız zaman adeta onun söylemiş olduğu sözün gerçekleştiğini görüyoruz. Gençlerin %90'ı ahlak noktasında, itikat noktasında gerçekten kötü durumda. Bazı sokak röportajları vardır, görmüşsünüzdür. En temel bilgileri soruluyor mesela. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ne demek? Bunu soruyorlar. Bunu söyleyemeyen insanlar var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bahsederken diyor ki öyle bir zaman gelecek ki ilim kalkacak, bakın ilim kalkacak, cehalet yerleşecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim kalkacak derken fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerini kastetmiyor. Peygamberimizin kastettiği şey İslami ilimler. Gerçekten artık İslami ilimler, İslami bilgiler, dinle, inançla ilgili bilgiler adeta kalkmış bir durumda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu da söylüyor. Öyle bir zaman gelecek ki kişi akşama mümin olarak erişecek,
Ama sabaha kafir olarak, sabaha dinsiz olarak sabahlayacak. İşte sabah dinsiz olacak, akşama mümin olarak akşamlayacak. Yani artık iman küfür meselesi böyle her gün değişebilen, çok çabuk insanlar küfre gidebileceği gibi çok çabuk imana gelebilecek bir durum ortaya çıkacak. Böyle anlamak lazım. Bugün ateizmin veya küfrün, dinsizliğin yaygınlaşmasının iki büyük sebebi var arkadaşlar. Biri, seküler bir eğitimimiz var. Aristo, Allah'ın varlığını kabul eden bir filozof ama onun kabul ettiği Allah anlayışı şöyle kitapların anlattığına göre muharriki evvel diye tabir etmişler. Aristo diyor ki madde ezelidir, Allah da ezelidir. Allah ile madde arasında yalnızca şu noktada diyor bir ilişki oldu. Allah maddeye bir devinim kazandırdı, bir hareket kazandırdı. Sonra Allah maddeye, kainata müdahale etmedi. İşte madde dönüşümünü tamamlaya şimdiki şeklini aldı. Aristo'nun tarif ettiği Allah, kainata müdahale etmeyen bir Allah'tır. Hani bugün deprem oluyor mesela, ne diyorlar? Allah bu işin içine karıştırma. Allah bu işin içine, ya kainatta meydana gelen olayların hangisinin arkasında Allah yok? Bugün işte eğitimimizde adeta Aristo'nun Allah anlayışına benzer bir durum var. Şimdi rüzgarın esmesi, hani coğrafya kitaplarına baktığımız zaman rüzgar nasıl eser? İşte soğuk hava tabakası, sıcak hava tabakasından bahsederler. Yağmur nasıl yağar? İşte bulutlar, işte su buharları vardır. Şöyle olur, böyle yağmur yağar. Kainatta meydana gelen bütün olayları anlatırlarken üç tane maddenin dışına çıkmazlar. Derler ki sebeplerin tesiriyle bunlar oluyor. Veya kendi kendine oluyor. Veyahut da tabiat kanunları var. Bu tabiat kanunlarına göre bunlar cereyan ediyor. Çocuklarımız elbette annesinden babasından işte inanç esaslarını alıyorlar. Allah'a iman, peygambere iman, ahirete iman. Fakat bakın az değil. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise toplam ne yapıyor? 12. He? 12. 12 değil mi? Hani siyasetçileri var bazen topluma çıkarma yaparken şaşırıyor, biz de şaşırmayalım. 4 yılda üniversite hayatı var. Ne yapıyor? 16 mı yapıyor? Arkadaşlar, bu 16 yıl boyunca ilkokul 1. sınıftan itibaren kitaplarımızda biyoloji, kimya, fizik gibi bilimlerin hiçbirisinde Allah'ın ismi geçmiyor. Bütün meydana gelen olaylar işte ya sebeplere göre oluyor veya kendi kendine oluyor veya tabiat kurallarına, kanunlarına göre oluyor. İster istemez şu soru aklına geliyor. Yani bu dünya kendi kendine yeterli bir dünya. Ya o zaman Allah'a gerek var mı? Bir dinsiz açıkça bunu ifade etmiş. Diyor ki acaba Allah'a gerek var mı diyor. Yani kainatta meydana gelen olaylar eğer sebeplere göre oluyorsa veya tabiat kanunlarına göre oluyorsa veya kendi kendine oluyorsa Allah bu işin neresinde? Allah olmasa da olur diyor. Tabii neticede bu kitaplardaki bu açıklamalar insanları ister istemez farkında olmadan dinsizliğe de ne yapıyor? Götürüyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim nasıl bir Allah'tan bahsediyor? Kur'an-ı Kerim pek çok ayette rüzgarları estiren Allah'tır. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Geceyi götürüp gündüzü getiren, gündüzü götürüp geceyi getiren Allah'tır. Güneşi böyle dünyaya ısı gönderen, ışık gönderen nedir? Allah'ın kudretidir. İşte ayın hareketleri Allah'ın, yani velhasıl kainatta meydana gelen bütün olayların arkasında ne vardır? Allah'ın kudreti var. Hatta bütün kelamcılar şu sözü söylüyorlar.
La müessire fil kevni illallah. Kainatta müessir olan, tesir eden Allah'ın kudretinden başka bir şey yoktur. Hatta kader kaza meselesinde bile bu tartışılmış. Acaba insan kendi fiilini yaratır mı, yoksa kendi fiilini Allah mı yaratıyor? Bu tartışılmış. Mu'tezile demiş ki insan kendi fiilini kendisi yaratır. Ehl-i sünnet ne diyor? Ehl-i sünnet diyor ki Allah insana bir irade-i cüz'iye vermiştir. İrade-i cüz'iyesini insan kullandıktan sonra insanın fiilini yaratan yine Allah'tır diyor. Şimdi dolayısıyla irade-i cüz'iyenin haricinde meydana gelen olaylarda, bütün fiillerde Allah'ın kudreti olduğuna göre kainatta meydana gelen bütün olayların arkasında ne vardır? Allah'ın kudreti vardır. Hatta bazı mutasavvıflar şöyle söylemişler. Hani Hacivat Karagöz oyunu var. Hacivat bir şeyler söylüyor, Karagöz bir şeyler söylüyor. İşte Hacivat bir şeyler yapıyor, Karagöz bir şeyler yapıyor. Bazen dövüşüyorlar, dalga ediyorlar falan filan. İnsanlar onları seyrettikleri zaman kendi aralarında birbirini anlatırken Hacivat şöyle dedi, Karagöz böyle dedi, Hacivat şöyle yaptı, Karagöz böyle yaptı. Ama hepimiz biliyoruz ki ne Hacivat konuştu ne de Karagöz konuştu. Ne Hacivat hareket etti ne de Karagöz hareket etti. Peki nasıl oldu bunlar? Arka tarafta birisi var, değil mi? Arka tarafta birisi var. Değnekle onları hareket ettiriyor. Onların konuşmasını aslında ne yapıyor? Kendisi konuşuyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama normal hayatta anlatırken bak böyle oldu, böyle oldu, şöyle dediler, böyle dediler. Ama bunun bilincindeyiz. Arkada birisi var. Onları hareket ettiren, onları konuşturan arkadaki şahıstır. Kainatta meydana gelen bütün olaylar adeta Hacivat ve Karagöz gibidir. Bunların arkasında ne vardır? Allah'ın kudreti vardır. Hatta ayette ne diyor? Külle yevmin hüve fî şe'n. O her gün bir iştedir. Demişler ki buradaki her günden kasıt andır demişler. Her an, her an meydana gelen bütün olayların arkasında ne vardır? Allah'ın kudreti vardır. Şimdi bugün bize bilimlerin dayattığı bir kainat anlayışı var. Bu kainat anlayışında Allah'ın kudretine yer yok. Ama öbür tarafta Kur'an'ın kainat anlayışına baktığımız zaman Kur'an'ın kainatta meydana gelen bütün olayların arkasında Allah'ın kudretinin olduğunu ne yapması var? Göstermesi var. Aslında bu eğitim sisteminin bir elden geçmesi ve düzeltilmesi lazım geliyor. Bu eğitim sistemi düzeltilmedikten sonra çocuklarımızı işte ateizmden, dinsizlikten kurtarmamız da oldukça zor. Çünkü hani propagandadan bahseden bazı kitaplar var. Propagandanın başarılı olabilmesi için bazı şartlar söylüyorlar. Diyorlar ki bir propagandanın tesirli olabilmesi için en önemli şart, bakın en önemli şart nedir? Tekrar. Televizyonlara dikkat edin. İkide bir reklam giriyor. İkide bir reklam giriyor, değil mi? İşte şampuan reklamı, yok bisküvi reklamı, yok şu. O kadar çok karşımıza çıkıyor ki adeta kapımıza balyozla vuruyormuş gibi ne yapıyorlar? Her gün 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere devamlı göstere, göstere, göstere artık bizim kafamıza bunu iyice yerleştiriyorlar. Hatta Hitler demiş ki, Hitler'in propaganda noktasında çok büyük bir şeyi var. Hitler diyor ki, tekrar sayesinde bakın, tekrar sayesinde cenneti cehennem, cehennemi cennet gibi insanlara kabul ettirebilirsiniz. Şimdi insanın fıtratında bir direnç var. Bir reklamla karşılaşıyorsunuz. O reklama siz inanmıyorsunuz. Ama 2, 3, 4 artık zihin alışma noktasına geliyor. Ve yavaş 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 artık sizin direnciniz kırılıyor. O reklamın anlattığı şeyi artık kabul etme derecesine geliyorsunuz.
Şimdi ilkokuldan bakın. İlkokuldan üniversitenin son basamağına varıncaya kadar Allah'tan bahsetmeyen, devamlı kendi kendine oruç, devamlı sebepler, devamlı tabiat kanunlarına göre kainat yorumlandığı için devamlı tekrar ede insanlar ister istemez esbab perest, tabiat perest bir hale geliyorlar. Şimdi telkinle ilgili bir araştırma yapılmış. 500'e yakın yanılmıyorsam kolej öğrencilerine toplamışlar bir amfide. Demişler ki biz bir müzik alanında çalışma yapıyoruz. Size iki parça dinleteceğiz. Bakın iki parça dinleteceğiz. Bu birinci dinleteceğimiz parça bütün müzik eleştirmenleri tarafından harikulade çok güzel denilerek kabul edilmiştir. İkinci dinleteceğimiz parça ise bütün eleştirmenler tarafından kötü, böyle kusurlu, yani her türlü çirkin özellik nispet edilmiştir. Ama biz her ne kadar eleştirmenler bu iki parça hakkında böyle söyleseler de biz sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz demişler. Önce size güzel olan parçayı dinletiyoruz demişler. Müziği dinletmişler. Sonra demişler ki kötü olan ikinci müzik parçasını dinletiyoruz demişler. Aynı parçayı, bakın birinci olarak dinlettikleri müzik parçasının aynısını tekrar dinletmişler. Herkese kağıt dağıtmışlar ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? %65'in, bakın %65'in birinci parça güzel, ikinci parça kötü. İşte %15 kadar tam tersine ikinci parça güzel, birinci kötü. %5 kadar çekimser, %10'u demiş ki iki parça da aynı. Şimdi kolejdeki çocukların hepsi aptal değil, gerizekalı değil. Nasıl oldu da, bakın nasıl oldu da iki parçanın aynı olduğunu bunlar anlayamadılar. Yalnızca işte %10'luk bir kesim anlıyor. %90'ı, bakın %90'ı, yani birinci güzel diyen de yanlış, ikinci güzel diyenler de yanlış. Arada bir şey yok, fark yok. İki parçada aynı. Diyor ki psikologlar, çünkü diyorlar biz bunlara bir telkinde bulunduk. Bir görüş sunduk. Dedik ki birinci güzel, ikinci kötü. Böyle dediğimiz için bu çocuklar birinciyi güzel olarak, ikinciyi de çirkin olarak dinlemeye kendilerini ayarladılar. Böyle bir algı oluşturduk. İster istemez onlar da müziği dinlerken ne yaptılar? Bu anlayışla dinlediler. Şimdi bir telkin var. Bu kitapların hepsinde bir telkin var. Rüzgar estiren Allah değildir. Yağmuru yağdıran Allah değildir. Bitkileri yaratan Allah değildir. İşte insan dünyaya geliyorsa bu Allah'ın kudretiyle olmuyor. Kendi kendine oluyor. Yani bu telkin neticesinde devamlı tekrar ister istemez bu gençler eğer bir taraflardan böyle güzel, güçlü, kuvvetli bir eğitim, dini eğitim almadıkları takdirde ister istemez onlar kainata bakarken esbab perest, tabiat perest bir bakış açısıyla bakıyorlar. Çokları da ne yapıyor? Bu inancını kaybediyor. Bugün ateistler tarafından pek çok site açılmış, evrimi anlatıyorlar ve bu evrim anlatılırken de çokça yalan da söylüyorlar. Utanmadan yalan söylüyorlar. Evrimle ilgili böyle belki 50'den fazla, 100'den fazla site var. Kitaplar var. Ama bakıyorum Allah'ın varlığıyla ilgili veya ateizmi çürütmeyle ilgili maalesef internette o kadar güzel videoları fazlaca göremiyoruz. Bugün gençler İnternete giriyorlar. İnternete sakın girmeyin desek de girerler. Hiçbir zaman aman girme, aman şöyle yapma, aman böyle yapma demek ki bunun önünü almamız mümkün değil.
Bu gençler internete giriyorlar, bu videoları izliyorlar. Ne yapmamız lazım? Bakın iki tane özellik var. Bir, eğitimden kaynaklanan bir problemimiz var. İkincisi bir de ne var? İnternetin işte hayatımıza girerek gençleri etkilemiş olması var. Şöyle bir şey söyleyeyim. 1980'li yıllarda başlangıçta Amerikalı Müslüman bilim adamları arasında ortaya atılan bir görüş var. İsmail Faruki denilen bir zat, Filistinli, Filistin asıllı bir profesör, Siyonistler tarafından şehit edildi. İsmail Faruki bilimin İslamileştirilmesi diye bir tez ortaya attı. Faruki diyor ki, Müslümanlar bugünkü bilimi bu haliyle aldıkları takdirde materyalist bir altyapıya oturduğu için bu bilim Müslümanların imanını ne yapar? Örseler. İmanları için tehlike gösterir. Fakat bu bilimi almadıkları takdirde teknoloji alanında geri kalırlar. Bu sefer de Batı'nın hegemonyasından kurtulamazlar. Şimdi Müslümanlar bu bilimi alsınlar mı, almasınlar mı? Aldıkları zaman tehlike var, almadıkları zaman yine tehlike var. Şimdi bu tehlikeden kurtulmanın bir yolu yok mu? Faruk diyor ki, bu tehlikeden kurtulmanın bir yolu var diyor. Nedir o? Bilimin İslamileştirilmesi diyor. Yani biz, bakın, İslami ilimlerde fıkıh var, fıkıh usulü var. Hadis var, hadis usulü var. Kelam var, kelam usulü var. Biz bugünkü fen bilimlerini ele alıp bir adeta usul belirlememiz lazım. Epistemoloji diyorlar değil mi? Epistemoloji nedir? Bilim felsefesi. Yani biz Müslümanlar olarak bir bilim felsefesi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu bilim Kur'an'dan ve sünnetten çıkardığımız bir bilim felsefesiyle bugünkü bilimleri yeniden bir tahlile girişmemiz, yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmamız lazım gelir. Yani bugünkü bilimler hiç Allah'a yer vermiyorlar. Halbuki biz kainatta meydana gelen bütün olayların Allah'ın kudretiyle olduğunu bu kitaplara ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz ve göstermemiz lazım. Hatta birisi şöyle bir şey söylüyor. Müslümanların bir tabiat felsefesi, bakın Müslümanların bir tabiat felsefesi oluşturması lazım. İsmail Faruki, bir de Seyyid Hüseyin Nasr var. İranlı profesör, o da Amerika'da. Bunlar bu görüşü ortaya attıktan sonra Amerika'daki Müslüman bilim adamları Malezya, Endonezya, Yemen, Mısır, Sudan, daha değişik yerlerdeki Müslüman bilim adamları bu konu üzerinde tartışmalara başladılar. Bir kısmı bu yanlıştır, ben kabul etmiyorum diyenler oldu ama tam tersine Faruki'nin bu sözünü kabul edip ama yani tamam bunları İslami bir perspektiften geçirmemiz lazım ama bunu nasıl yapacağız? İşte bunu nasıl yapacağız konusunda bayağı bir takım problemler ortaya çıkıyor ve son noktayı koyamadılar. Bu alanda bir takım yazılmış değişik kitaplar var. Bundan bir 10 yıl kadar önce Sudan'a gitmiştim. Sudan'da bir enstitü vardı. İşte bilimin İslamileştirilmesiyle ilgili kurulmuş bir enstitü. Oradaki görevliyle konuştuğumuzda ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, Üstad Bediüzzaman Said Nursi var. Türkiye'de yaşamış. O 1910'lu yıllarda, bakın Münazarat adlı kitabı var Üstad Bediüzzaman'ın. Onun son tarafında Medresetü Zehra adında bir üniversiteden bahsediyor. Ve bu üniversitede hem dini ilimlerin hem de fen bilimlerin okutulması gerektiğini söylüyor. Ama bir de şunu söylüyor. Fen bilimleriyle dini bilimlerini ne yapmamız lazım? Mezc etmemiz lazım gelir diyor. Aklın nuru fununu medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. Bu ikisinin mezciyle
insan hakikate uçabilir. Ama bunlar birbirinden ayrıldığında birinde taassup ortaya çıkar, diğerinde ise şüpheler, vesveseler ortaya çıkar. Üstad Bediüzzaman'ın 1910'da teklif etmiş olduğu, işte bilim felsefesi tabir caizse 1980'lerde yani 70 yıl sonra pek çok Müslüman bilim adamı tarafından da ne yapılıyor? Teklif ediliyor. Enstitüdeki görevli zat dedi ki, hocam dedi, işte Bediüzzaman'ın böyle 70 yıl önce söylemiş olduğunun aynısıdır. Bizim de yapmak istediğimiz şey bu. Bunu nasıl yapacağız? Üstad Bediüzzaman 40 senelik hayatında 30 senelik tahsilinde 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim diye bir şey söylüyor. Kelimelerden maksat manayı ismi, manayı harfi. Şimdi mana ismi, manayı harfi şöyle söylüyor. Herhangi bir varlığa, o varlık için bakmak bu mana ismidir diyor. Ama herhangi bir varlığa onu yapan zat namına bakmak manayı harfidir. Mesela düşünün Süleymaniye'yi bir mescit olma, bir cami olma açısından inceleyebiliriz. Ama Süleymaniye'yi bir de Mimar Sinan bu camiyi inşa ederken şu kapıyı şunun için yaptı, şu pencereyi şöyle yaptı. Yani Süleymaniye ile Mimar Sinan arasında bir bağlantı kurarak, ikisini birleştirerek bu şekilde camiden bahsetmek manayı harfi. Ama mimarı aklımıza getirmeden, yani bu caminin kapısı şöyledir, bu caminin penceresi böyledir diye ele almak manayı ismi. Üstad Bediüzzaman diyor ki, bugünkü fenler kainattan bahsederken manayı ismi ile bahsediyor. Yani varlıklara varlık olma cihetiyle bakıyor, Allah'la arasındaki irtibatı kesiyor. Kur'an-ı Kerim ise, bakın Kur'an-ı Kerim ise kainattan bahsederken tıpkı Mimar Sinan ve Süleymaniye arasında bağlantı kurduğumuz gibi varlıklarla Allah arasındaki bağlantıyı birleştirerek bize varlıklardan bahsediyor. Biz okuldaki kitapları bu hale dönüştürmemiz lazım. Ama ne yapalım? Bugün milli eğitimimizde böyle bir şey yok. O zaman bilhassa öğretmen olan arkadaşlar öğrencilere bir bakış açısı kazandırmaları lazım gelir. Ders işlerken, bakın mesela diyelim ki fen bilgisini işliyoruz. yıldızlardan bahsediyoruz. Güneşten, dünyadan bahsediyoruz. Diyoruz ki bu dünya kendi etrafında döner. İşte güneş etrafında döner. Fakat orada çocuklar aslında dünya kendi kendine, kendi etrafında, güneş etrafında dönmez. Bu düzeni kuran birisi var. Kendiliğinden olan bir hadise değil. Hakikatte dünyayı kendi etrafında döndüren, güneş etrafında döndüren nedir? Allah'ın kudretidir. Biz gençlere böyle bir bakış açısı kazandırmamız lazım. Kastamonu'da Üstad Bediüzzaman orada kaldığı yıllarda lise talebeleri ona gelmişler. Demişler ki, hocam okulda bizim muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Sen bize Allah'tan bahset. Üstad Bediüzzaman da şöyle demiş. Sizin okuduğunuz fenlerin hepsi, bak sizin okuduğunuz fenlerin hepsi kendilerine mahsus bir lisanla hep Allah'tan bahsediyorlar. Fizik Allah'tan bahsediyor. Kimya Allah'tan bahsediyor. İşte biyoloji Allah'tan bahsediyor. Astronomi Allah'tan bahsediyor. Ama ne lazım? Bir bakış tarzı. Şimdi yeşil bir gözlük takarsanız alemi yemyeşil görürsünüz. Kırmızı bir gözlük takarsanız alemi kıpkırmızı görürsünüz. İşte kainata bakarken biz Kur'an gözlüğüyle baktığımız zaman kainatın gerçek şeklini görürüz. Yani Allah ve varlıklar arasındaki ilişkiyi sağlayarak. Bu bakış açısını öğretmen kardeşlerimiz ne yapabilirler? Okullarda çocuklara telkin edebilir, öğretebilirler. Bu sayede onların imanlarını da ne yaparlar? Kurtarırlar.
Şimdi Almanların meşhur filozofu var. Immanuel Kant denilen bir adam. Saf Aklın Tenkidi diye bir kitap yazmış. Kitabında şunu savunuyor. Aklen Allah'ın varlığını ispat etmek mümkün değildir. Peki Allah'ın yokluğunu ispat edebilir miyiz? Allah'ın yokluğunu da ispat edemeyiz diyor. Bundan 200 yıl önce yanılmıyorsam, işte aydınlanma yüzyılı diyorlar ya, o dönemde yaşamış bir şahsiyet. Kant'tan sonra pek çok filozof, batılı bilim adamları hep bu Kant'ın görüşlerine göre hareket etmişlerdir. Fakat Kant'ın bu görüşü, bakın Kant'ın bu görüşü, hani bugün Big Bang diyorlar ya, nedir Big Bang? Büyük patlama, değil mi? 1926'lı yıllardan itibaren astronomi alanında bazı yapılan çalışmalar var. İlk ortaya atıldığı zaman, yani büyük bir patlama oldu. İşte sıfır hacimden bir kainat, devasa bir kainat ortaya çıktı. Bu görüş ateistler tarafından reddedildi. Ama daha sonra yapılan bazı çalışmalar neticede gerçekten bu kainatın büyük bir patlamayla ortaya çıktığını ortaya koydu. Hatta bir hesaplama bile yaptılar. Big Bang'ten bugüne kadar geçen zaman ne kadardır? Ortalama diyorlar ki 13 milyardan az değil, 15 milyardan fazla değil. Ortalama kainatın 14 milyar neyi var? Ömrü var ortalama. Şimdi Allah'ın varlığını ispat etmek aslında çok kolay. Üstad Bediüzzaman'ın yine şöyle bir veciz sözü var. Bir harf katipsiz olmaz, bir ev ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Çok basit değil mi? Yıllar önce bir lise talebesi bana geldi, dedi ki hocam, dedi, bizim sınıfımızda ateist arkadaşlarımız var. Ben bunlarla tartışıyorum. Bunlara Allah'ın varlığını nasıl ispat ederim? Dedim ki çok kolay dedim ya. Sen onlara de ki bir harf kâhtipsiz olmaz, bir el ustaz olmaz. Bunu söyle. Ya bunu söyledim dedi. Ne oldu? Kabul etmediler. Niye kabul etmedin? Yani git bu ne biçim şey dediler. Tabii adamlar ya bu ne biçim şeymiş falan deyince bizim arkadaş zannediyor ki benim delil çürüdü. Bu delil olmaz. Bununla ne yapılmaz? Allah'ın varlığı ispat edilmez. Dedim ki bak, bu söz gerçekten basit. Bir harf katipsiz olmaz, bir el ustasız olmaz. Fakat bu söz basit olmakla beraber mantıklıdır. Sen arkadaşlarına de ki, doğru bu söz çok basit ama bunu çürütün de. Nasreddin Hoca'ya demişler ki, hocam dünyanın merkezi nerede? O da bastonunu vurmuş, aha bura demiş, inanmıyorsanız ölçün demiş. Ölçmek mümkün değil. Şimdi bir harf katipsiz olmaz, bir ev ustasız olmaz. Arkadaşlar bunu çürütebilir miyiz? Tartışma esnasında, ben bir delil ortaya koymam lazım. Karşımdaki şahıs benim fikrimi kabul etmiyorsa benim delilimi çürütmesi lazım. Veya karşımdaki şahıs ortaya bir delil koyması lazım. Benim ona ne yapmam lazım? Çürütmem lazım. Ama işte Allah'ın varlığını ispat ederken bir harf katipsiz olmaz, bir el ustasız olmaz, bir delildir ve bu çürütülmez. Çünkü mantıklı bir şey. Bakın çarpıcı, şöyle bir örnek vereyim ben. Ali Demirsoy isminde evrimci bir şahıs var. Şöyle 400-500 sayfalık evrimle ilgili bir kitap yazmış. Kitabının işte 40-50'li sayfalarında şöyle bir şey söylüyor. Bir hücre nasıl meydana gelmiştir? Diyor ki, değil bir hücrenin, hatta diyor hücrenin içindeki bir molekülün bile, bakın hücredeki bir molekülün bile tesadüfen meydana gelme ihtimali
%0'dır. Ne anlarsınız şimdi bundan? Öyle bir ihtimal yok. İmkansız, böyle bir şey olmaz. Bu bir itiraf değil mi? Evet. Tesadüfen, bakın tesadüfen bir hücrenin meydana gelme ihtimali, adam böyle diyor, %0'dır diyor. Ama ikinci bir ihtimal var. İkinci ihtimal ne? Doğaüstü bir güç. Bakın doğaüstü bir güç devreye girip hücreyi yaratmıştır diyebiliriz diyor. Fakat bu diyor, yani doğaüstü bir güç devreye girip hücreyi yaratmıştır sözü bilimsel amaca uygun olmadığından biz birinci ihtimali kabul etmek zorundayız. Bilimin böyle bir amacı var mı? Yani doğaüstü bir gücü kabul etmemek. Bilimde böyle bir şey var mı? Bilimde aslında, bilimde ön yargılı olmamak şartı vardır. Sen bir deney yapacaksın. Başlangıçta bu deneyin sonucu hakkında şöyle olacak, böyle olacak demeyeceksin. Ne müsbet ne menfi hüküm vermeyeceksin. Ama deneyleri yaptıktan sonra deneylerin neticesinde ne ortaya çıkıyor? Ona göre hüküm vereceksin. Ön yargılı olmak bilimsel çalışmalara aykırıdır. İşte burada da madem bir hücrenin arkadaşlar, bir hücrenin tesadüfen meydana gelme ihtimali %0, yani diğer ifadeyle imkansızdır. O zaman ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi birisi ne yapmış olması lazım? Hücreyi yaratmıştır denilmesi lazım. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Dedi ki hani bir harf katipsiz olmaz. 20. yüzyılın başlarında ilk defa daktilo icat edilmiş. Daktilo yapılmış. Bir ateist o zaman demiş ki bir maymunun önüne biz daktiloyu koysak, maymun rastgele tuşlara pat 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 vursa belki o maymun 10 yıl boyunca, bakın 10 yıl boyunca pat küt pat küt vursa başlangıçta belki manalı bir şey çıkmayabilir ama 10 yıl içerisinde tesadüfen ortaya manalı bir cümle, hatta Shakespeare'in yazmış olduğu o güzel şiirlerden, parçalardan bazılarını bile tesadüfen yazabilir demiş. Böyle bir şeyi ortaya atmış. Anthony Flew denilen bir adam var, İngiliz. Felsefe hocası, felsefeci. Bu adam 15 yaşında ateist olmuş. 50 yıl, bakın 50 yıl ateizme hizmet etmiş. Fakat daha sonra diyor ki, yanılmışım, Tanrı var. 70 yaşında Allah'ın var olduğuna inanmış ve bir kitap yazmış. Kitabının adı bu. Yanılmışım, Tanrı var. Diyor ki adam, beni diyor dönek olmakla itham edenler var diyor. Aslında diyor ben dönek değilim. Ben neyim? Ben diyor küçüklüğümden beri bir prensip böyle kabul ettim. O prensip şu: deliller seni nereye götürüyorsa oraya git. Şimdiye kadar gördüğüm deliller beni ateizme götürdü ama şimdi yeni deliller buldum. Bu deliller beni Allah'ın varlığına götürdü diyor. Kitabında tafsilatla anlatmış. Kitabında şöyle bir örnek de veriyor. Diyor ki İngiliz Bilimler Akademisi, işte bu hani bir maymunun önüne bir daktilo koysak, bu yıllarca pat küt pat küt vursa tesadüfen Shakespeare'in parçalarından birisini yazabilir iddiasını, bunu bir test edelim demişler. İngiliz Bilimler Akademisi bir kafese 6 tane maymun koymuşlar. Kafesin içine de çok güçlü, kuvvetli bilgisayarları koymuşlar. Tabii maymunlar rastgele pat küt vuruyorlar. 6 ay maymunlar orada kalmışlar ve devamlı pat küt vuruyorlar. 6 ay sonra bilgisayarın tuşlarına vurulma neticesinde yazılmış olan yazıları bir çıktı almışlar. Sayfalarca şey var. Sonra bu sayfaları satır satır, bakın satır satır incelemişler.
Neticede şunu söylüyorlar, diyorlar ki aradık. Hani İngilizce'de en kısa kelime ayen, öyle mi? Büyük I sağında ve solunda boşluk olacak. Benim İngilizcem yok. Ayen. En kısa kelime bu. Aradık. Bu bile yok diyor. Yani o kadar tesadüfen yazılmış yazılar var. İçlerinde anlam ifade edecek en kısa kelime bile yok. Şimdi düşünün, kafesi insanlar, şuurlu insanlar koyuyor. Bilgisayarı şuurlu insanlar koyuyor. Maymunları da oraya şuurlu insanlar koyuyor. Ve şuurlu yapılmış bir şey. Bütün bunların neticesinde tesadüfen bir şey bile çıkmıyor. Bir de şu var. Hani dedik ya, Big Bang. Kainat yok, arkasından var oluyor. Kainatın, olmayan kainatın kendi kendisini var etmesi mümkün değildir. Doğru mu? Olmayan kainatın kendi kendini var etmesi mümkün olmadığına göre ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi birisinin haricen müdahale ederek bu kainatı halk etmiş, yaratmış olması lazım. Bir bilim adamı şöyle bir şey söylüyor, diyor ki aslında diyor Big Bang, yani büyük patlama ifadesi diyor, kainatın yaratılışını tam güzel ifade etmiyor diyor. Çünkü diyor, çünkü kainatın yaratılışına baktığımız zaman adeta kainat bir çekirdeğin toprağa atıldıktan sonra çekirdeğin çatlayıp filiz çıkarıp kocaman ağaç olması gibidir. Halbuki patlamalarda genelde ne vardır? Yıkma, parçalama, böyle bir kaos şeyi vardır. Halbuki kainatta o patlamanın arkasından oldukça düzenli, sistematik bir kainat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla diyor, bu isimlendirme bile diyor, olup biten hadiseyi güzel bir şekilde ne yapmıyor? İzah etmiyor diyor. Şimdi iki tane problemden bahsettik. İşte birincisi eğitim sisteminin bozukluğu, değil mi? Aslında biz eğitim üzerinden durmamız lazım. Milli eğitimdeki kitapları düzeltmemiz lazım. Yani manayı ismi ile değil de manayı harfi cihetiyle bir eğitim ortaya koymak mecburiyetimiz var. Şimdilik bu yok ama öğretmen kardeşlerimiz çocuklara bunu anlatırken iki şey, Allah ile kainat, varlıklar arasındaki bağlantıyı kurarak ne yapmaları lazım? Anlatmaları lazım. Bir de ayrıca Müslümanların arkadaşlar sosyal medyada aktif olmaları lazım. İman esasları, başta Allah'ın varlığı, bizim Müslümanlar olarak bir takım siteler kurmamız lazım. Ateistlerin ortaya attıkları bir takım iddialar var. Allah'a iman konusunda, peygambere iman konusunda, Kur'an noktasında çocukların, gençlerin kafasını karıştıran pek çok şeyleri var. Bunlara yönelik siteler kurmamız ve bu hakikatleri oralarda anlatmak mecburiyetimiz var. Keza bakın, ateistlerin yazdıkları değişik kitaplar var. Ben aradım mesela, Allah'ın varlığıyla ilgili kitaplar çok az ama böyle ateizm veyahut da evrimle ilgili piyasada sürüsüyle kitaplar var. Şu kitap yani mütevazi bir şekilde iddialı değil ama Allah'ın varlığıyla ilgili hiç olmasa kitap arayan bir kimse bunu bulabilir. Kardeşlerimiz aslında bu kitaptan daha geniş, daha zengin kitaplar telif etmeleri lazım. Yani basın yayın hayatında bizim kendimizi göstermemiz lazım. Hem sosyal medyada, internette, sitelerde evrimi çürüten, Allah'ın varlığını ispat eden veya İslamiyetle ilgili bütün iddialara cevap veren siteler kurmamız lazım. Kitaplar yazmamız lazım. Bir takım videolar hazırlamamız lazım. Bu dinsizlik gittikçe yaygınlaşıyor. Bunun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Mevlana şöyle bir kıssa anlatıyor. Diyor ki, ihtiyar bir adam diyor, doktora gitmişti.
Dedi ki evladım, ben önceden çok iyi görüyordum. Son zamanlarda artık gözlerim iyi göremez oldu. Doktor demiş ki amca bu ihtiyarlıktan kaynaklanıyor. Evladım, önceden kulaklarım da iyi duyuyordu ama şimdi yine duyamaz oldum. Amca bu da ihtiyarlıktan. Evladım, ben bir yere giderken koşa koşa gidiyordum. Şimdi iki adım atıyorum, yoruluyorum. Doktor demiş ki amca bu da ihtiyarlıktan. Tabii ne dese ihtiyar kızmış. Bağırmış, çağırmış. Demiş ki sen demiş bütün tıp tahsilinde ihtiyarlıktan başka bir hastalık öğrenmedin mi demiş. Bayağı bir konuşmuş. Doktor sabırla dinlemiş, sonra demiş ki amca bu asabilik var ya demiş. Bu da ihtiyarlıktan demiş. Arkadaşlar günümüzde Türkiye'nin problemleri var. Hatta değil Türkiye'nin, bakın bütün dünyanın bir takım problemleri var. Bütün bu problemlerin temelinde ne var biliyor musunuz? Dinsizlik var. Allah'ı inkar var. Çünkü şöyle düşünün. Bugün hırsızlık oluyor mu? Oluyor. Peki bir insanda Allah'a iman, Allah korkusu olsa, bakın Allah korkusu olsa, Allah korkusu olan adam hırsızlık yapar mı? Yapmaz. Adam öldürmeler oluyor mu? Oluyor. Peki bir insanın kalbinde Allah korkusu olsa adam öldürmemez. Zimmetine para geçirenler var değil mi? Zimmetine para geçirenler. Bunlar da Allah korkusu olsa bunlar bunu yaparlar mı? Bunu yap. Yani Türkiye'de ne kadar böyle ahlaksızlık varsa, yolsuzluk varsa bunların temelinde Allah'a imanın olmayışı veya Allah'a imanın zayıf olması var. Daniel Goleman diye bir adam var. Psikolog ve aynı zamanda yazar. Duygusal Zeka diye bir kitap yazdı. Öğretmen kardeşlerimiz bu kitabı mutlaka okuması lazım. Duygusal Zeka kitabında yazar şunu söylüyor. Diyor ki biz Amerikan toplumu olarak IQ'ya çok ehemmiyet verdik. IQ derken de kastı şu, alet yapan zeka. Biz uçak yaptık, biz denizaltı yaptık, biz bilgisayar yaptık, biz telefon yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Fakat diyor, IQ'su çok yüksek olan mesela insanlar var. Adam diyor mühendis, gidiyor fabrikada çok güzel işler yapıyor, beceriyor. Ama diyor bu adam evinde problem yaşıyor. Karısıyla geçinemiyor, çocuklarıyla geçinemiyor. Bu nasıl iş? Hem diyor bu adam IQ'su yüksek olduğu halde çalıştığı iş yerinde güzel işler yaptığı halde kendi aile hayatında bu adam niye problem yaşıyor diyor. Diyor ki işte bazı istatistikler veriyor. İşte 60'lı yıllarda boşanma oranları şu kadar, 70'te şu kadar, 80'de gittikçe yükselen bir oran var. Şiddet olayları, işte diyor şiddet olayları 60'da şu kadar, 70'de şu kadar, 80'de şu kadar. Yani birçok bozuklukları nazara veriyor. 60'dan 80'lere kadar gittikçe yükselen bir rakamlar. Bu gidişle diyor Amerikan toplumu toplumsal bir kaosa doğru gidiyor. Bizim için, ta kitabın giriş kısmında çarpıcı şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki bizim için cevaplandırılması gereken soru şudur. Toplumumuz arasına, insanlar arasına şefkati nasıl yerleştirebiliriz? İnsanlar arasına nezaketi nasıl yerleştirebiliriz? Bunun cevabını vermek mecburiyetindeyiz diyor. Daniel Goleman bunu Amerikan toplumu için söylüyor ama aslında bu problem bütün Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın, bizde dahil olmak üzere bütün dünya toplumlarının problemi. Dikkat edin, son zamanlarda annesini öldüren, babasını öldüren kimseler yok mu? Var. Kendi çocuklarını öldüren insanlar var mı? Bunlar da var. Halbuki bir 20 yıl, bir 30 yıl, bir 40 yıl önce düşündüğümüz zaman ya böyle şeyler toplumun aklına bile gelmiyordu. Ama bugün bakın böyle bir takım problemler yaşıyoruz. Bütün bu problemlerin temelinde işte Goleman onun nazarı veriyor. Akıl ve kalbi birleştirebilmek, yani duyguları eğitebilmek. Onun da ötesinde bugün değerler, işte açıkta din diyemiyoruz, değerler eğitimi biraz daha
nazik ve kibar hale getiriyoruz, itiraz etmesinler diye. Din duygusu arkadaşlar, bu milleti ıslah edebileceksek, düzeltebileceksek ancak bununla gerçekleştirebiliriz. Şöyle söyleyeyim, Murat Hoffman diye bir şahıs var, Alman. Bu adam 1980'li yıllarda Müslüman oldu. 2000'li yıllarda da bir kitap yazdı. Kitabının adı şu: Tek Alternatif İslam. Kitabın adı bu. Kitabının giriş bölümünde şöyle bir şey söylüyor. Günümüz dünyasında diyor, sosyalizm iflas etti. Kapitalizm iflas etti. Bu izimlerin iflas ettiği şu dünyada İslam bu dünyanın alternatifidir. Fakat diyor, biz Müslümanlar olarak İslam bu dünyanın, yani kapitalizmin de sosyalizmin de alternatifidir derken şunu söylemiyoruz. İslam alternatiflerden biridir. Yani birçok alternatif var. İslam da onlardan biridir. Bunu söylemiyoruz diyor. Biz ne diyoruz? İslam tek alternatiftir diyoruz. Cenab-ı Hak İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı günleri göstersin. Allah bize cesaret versin, gayret versin, çalışma azmi versin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cahiliye dönemini nasıl asr-ı saadete dönüştürdüyse biz de yeniden bir toparlanmayla bugünkü cahiliyeyi ikinci bir asr-ı saadet haline dönüştürmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Allah razı olsun, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli sunumunuz için hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Çok istifade ettik. Soru var mı? Soru cevap. Soru sormak istediğiniz bir şey var mı hocamıza? Mikrofonu gezdirebiliriz. Merak ettiğiniz, sahada yaşadığınız, öğrencilerinizin sorduğu bir şey varsa sorabiliriz. Evet. Sormasan iyiydi ama. Evet, buyur. Yani ben bu hafta yaşadığım acayip bir olay oldu. Belki bu anlattıklarınızda da bir açıklama olmuş olur. Evet. Öğretmenler odasına girerken iki üç tane de çocuğu tartışıyorlar, konuşuyorlar. Beni görünce hocam dedi, biz tekrar dirilecek miyiz? Yani bu ceset gibi tekrar dirilecek miyiz? Tam dirileceğiz dedim. Ne olacak ondan sonra dedi. Ondan sonra cennet var, cehennem var. Yani bu dünyaya mı geleceğiz tekrar? Yok dedim, yani daha güzel bir hayat olacak. Hocam dedi, bu arkadaş inanmıyor dedi. Yani bu sorunu gösterdi. Demokrasi var, layıklık var, özgürlük var. Ya yani inanmaması hiç duymamış. Allah Allah. Yani hiç duymamış, yani bunun için şaşırıyor kızcağız. Cennet ne var dedi, ya biraz anlatın hocam, çikolata da var mı? Bu lise iki çocuğu, ilkokul değil. Yani dedim, ne istersen var dedim, ama oraya gitmek için bazı şeyler yapmak lazım dedim. İşte iyi olmak lazım, Allah'ın dedikleri yapmak lazım, namaz abdest falan. Yani beni şu çok şaşırdı, bazıları da ben öğretmedim. Din dersi hiç görmemiş mi bu çocuk? Din dersi ben, anlatılmamış mı? Yani din kültür hocalarına soracaktım da işte bu cuma veya perşembe günüydü, fırsatım olmadı. Evet. Yani böyle bir nesil, böyle bir durum var. Gerçekten siz böyle anlattıkça ben onu düşünüyorum. Nereden başlamak lazım? İşte Allah razı olsun, şu anda bir aydınlık yardımlar yaşmazsa. Ben zaten çocuğunu kaydettim. Ben o sınıfta da çocuklar kaydettim. Yani bunun ne kadar elzem olduğunu ben bunu bir müşahede gördüm. İnşallah daha faydalı olur. Bütün çalışmalar inşallah. Bunu paylaşmak istedim. Allah razı olsun. İlla soru sormak şart değil arkadaşlar. Bilemedim şey değil mi? Bak, arkadaşımızın söylediği gibi bazı bilgiler alabiliriz. Evet. Evet, İlyas abi, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehrinize şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ben de şimdi geçen öğrencilere ders yaparken öz denetimle ilgili bir sunum yapıyoruz. Tabii insani yardım konusunda Türkiye birinci sırada dedim. O kadar deforme olmamıza rağmen iyilikte yarışıyoruz bu anlamda. Orada ülkeleri sıraladık. Türkiye birinci sırada, birinci sırada Amerika'nın devletleri. Tam çocuklar bir tanesi çıktı dedi ki, hocam dedi, bu Arabistan falan Müslüman değil mi dedi, yani
Sen dedi Türkiye birinci sırada İncil medeniyetimizi ayetler üzerinden anlattık. Ecdadımız böyle yapmış. Kur'an medeniyetidir dinsefini falan diye anlattık. Tabi gerçekten de müşkül bir soru. Kitap aynı. Niye Türkiye iyilikte birinci sırada bizden daha ama zengin gözüküyor? Bizim kadar zengin değil desin. Ben de buradan şuraya dikkat çekmek istiyorum. Yani biz aynı kitaba inanıyoruz. Evet. Aynı infak ayetlerini okuyoruz. Fakat bu kadar farklı bir savunma, onların daha zengin olmasına rağmen niye orada farklı bir tablo yaşanıyor? Bunun sebepleriyle ilgili ne dersiniz? Araplara sormak lazım. Bir yazar şöyle bir şey söylüyor. Peygamberimiz Araplar içinde çıkmış. Araplar Peygamberimizi severler. Fakat Türkler aşıktır demiş. Bilmiyorum yani Araplar niye böyle? Onlara bir sormamız lazım. Selamünaleyküm. Buyurun. Hocam. Şimdi benim bir başka bakış açısıyla bir şeyler söylemek istiyorum. Biraz rahatsızlık geçirdiğim için sesi çok iyi çıkmayabiliyor. Tamam, biz duyuyoruz. Şimdi devletimiz özellikle seçmeli de olsa Kur'an-ı Kerim görmüş, bir kültürü veya dini temel, bir temel dini bilgiler, Arapçaydı, Osmanlıcaydı. Hocam mesela burada birazcık da davası olması lazım. Davasını dert edilmesi lazım. Hocalarımızın özellikle din kültürü hocalarımızın bu noktada biraz daha gayretli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Devlet ne yapsın? Yani şu andaki mevcut konjonktürde yapabileceği şeylerin hepsini ortaya koymaya çalışmış ama geriye kalan idarecilerimize, eğitimcilerimize kalmakta, geri kalmakta. Bu noktada da ben bütün özellikle ben imanım var, Müslümanım diyen bütün öğretmen arkadaşlarımızın bunu dava edilmesi, tamam, dert edilmesi gerektiği fikrindeyim hocam. Tamam, Allah razı olsun. Yani her şeyi devletten beklemek değil de biz kendimiz bir çabayla, bir gayretle şeyler yapmamız lazım. Evet, kıymetli hocamızın da bahsettiği o eşyaya manayı harfiyle bakmak, yani tevhid nazarıyla bakmak noktasında bizim Aydınlık Yarınlar isimli çok güzel bir kitap okuma yarışmamız var. Hepinizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Son bir ayımız kaldı. Geçen yılda yaptık. Güzel ödüller verdik. Tabii Allah'ı tanıtma noktasında ne kadar çok ödül versek azdır. O yüzden hepinizi bu yarışmaya da davet etmiş olalım. Uluslararası İlkimizler Derneği olarak yapıyoruz. Var mı başka sorusu olan? Yoksa bitiriyorum. Son bir soru. Soru değil de Ekrem Hisar. Hisar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanımız da söyleyecektir ama.